Kolaydı. Zor yanları da vardı tabii. Vallahi yatarak değerlendireceğim inşallah. Bolca yatacağım. Dershaneye gideceğim. Etütlerimiz falan var. Vallahi abi kaça kaça geçti ya. Biz çok fazla kaçtık. Vallahi karne çok kötü geldi bizim. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlandı ve öğrenciler karnelerini alarak evlerine döndü. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri'deki gençlere yarı yıl tatilini nasıl değerlendireceklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Kolaydı. Zor yanları da vardı tabii. Hangi lisede okuyordun? Koca Sinan Kız Meslek Lisesi'nde okuyorum. Peki şimdi yarı yıl tatili başladı bildiğin gibi. Bu yarı yıl tatili nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ders çalışacağım. Derslerimi biraz daha geliştirmeye çalışacağım. Peki şimdi yarı yıl tatiline girdik ve bildiğin gibi vakalar da patladı, omikron vakaları. Evet. Sence yarı yıl tatili uzar mı? Böyle bir beklentin var mı? Beklentim yok ama umudum var. Yani istiyorum. Yani yarı yıl tatili uzamalı sence? Bence de, evet. Vallahi yatarak değerlendireceğim inşallah. Bolca yatacağım yani. Ya çalışabilirim, bilmiyorum. Şimdi bildiği gibi omikron vakaları patladı. Yani omikron varyantından dolayı vaka sayılarında ciddi bir artış var. Sence vakalar kaynaklı yarı yıl tatil uzatılabilir mi? Böyle bir beklenti var mı? Var. Uzatılabilir abi. Sence uzatılmalı mı? Uzatılmalı yani. Bizim kalmamamız için uzatılmalı. Yoksa kaldırır bizim seni. Dershanede falan geçireceğim ama dershaneye gideceğim. Etütlerimiz falan var. Üniversite gezimiz falan var. Öyle yani. Başka böyle kitap, film gibi aktiviteler yapacak mısın mesela? Ya kitap okurum ama film izlemem. Şimdi bildiğin gibi omikron vakaları sayısında ciddi bir artış var. Bundan dolayı sence yarı yıl tatili uzatılabilir mi? Böyle bir şeyi düşünüyor musun? Senin beklentin mi? Hiç düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum gerçekten. Yani tamam Covid'de bayağı 2 yıl falan okula gitmedik ama yani bu vakada düşünmüyorum. Çünkü aşı olanların sayısı bayağı bir arttı. Ve ben geçen haftalarda falan bayağı bir hastaydım ama çok hafif atlattım. Teşekkür ederim. 2. dozu oldum ama 3. dozu bekliyorum. Ondan dolayı kapatılmaz bence. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı da hani biz çok istedik işte Covid sayıları arttığında kapatın falan diyorduk ama kapatmadılar. Buna da kapatmazlar bence. Peki eğitim sence yüzde mi devam etmeli yoksa yeniden uzaktan eğitime geçilmeli mi? Yani şöyle söyleyeyim, ben uzaktan eğitimde hiçbir şey anlamadım açıkçası. Benim için çok zordu. O yüzden yüz yüze daha iyi görüyordum dersleri. Dolayısıyla yüz yüze devam etmeli sence? Tabii ki. Her zaman. Vallahi abi kaça kaça geçti ya. Biz çok fazla kaçtık. Vallahi karne çok kötü geldi bizim. Şimdi yarı yıl tatiline girmiş bulunuyoruz. Bu yarı yıl tatilinde 2 haftayı nasıl değerlendireceksin? Abi ECS'e kalmayı değerlendireceğim yüksek ihtimalle. Kızak kaymayı falan. Gezip tozacağım. Yine aynı şekilde de. Şimdi omikron varyantından dolayı vaka sayıları artıyor bildiğin gibi. Koronavirüs vaka sayıları. Sence yarı yıl tatili bundan kaynaklı uzatılmalı mı? Böyle bir beklenti var mı? Sence nasıl olmalı? Abi de hemen okullar kapatsalar daha iyi olur. Çünkü çok fazla korona haberler duyuyor. Çok fazla gençten ölüm haberlerini duyuyoruz. Şu durumda da okullar kapatsalar daha iyi olur bizim için. Kapattıktan sonra mesela yüzle yerine şey uzaktan devam edebilir mi mesela? Yoksa direkt tatil mi versinler? Nasıl bir düşüncem var? Abi de hemen uzaktan eğitim çok güzel oluyordu. Hem de daha iyi ders notlarımız geliyordu. Okullar açılınca sınavlarda falan bayağı kalma şeyle oldu bizde de. Çalışacak durumumuz kalmadı abi. Hem okuldan da kafayı kaldıramıyorduk. Durmadan ders çalışmaktan başka bir şey yapamıyorduk abi. Korona acayip şekilde yayıldığı için durmadan bizi karantinaya alıyorlardı. Okullarda çok fazla korona olduğu için gençler durmadan ölüyordu abi. O yüzden kapatsalar daha iyi olur abi bizim için. Birinci dönem güzeldi. Yani canlı online eğitimden daha iyiydi. Canlı derslerden. Yüz yüze olmasından memnunsun galiba. Evet, memnunum. Yani dersler daha anlaşılır bir şekilde oluyor. Öğretmenlerle, arkadaşlarla daha samimi olabiliyoruz. Öyle. Peki şimdi yarı yıl tatili başladı. Bu yarı yıl tatili nasıl değerlendireceksin? Yani ben kitap okumayı ve film izlemeyi düşünüyorum. Yani derslerden daha ön planda olacak bunlar ama hani derslere de bakabilirsem bakacağım. Kütüphaneye gidebilirim. Arkadaşlarımla da buluşurum. Öyle. Şimdi vaka sayılarında bildiğin gibi gene bir artış söz konusu.
Bu vaka sayılarındaki artıştan dolayı sence yarı yıl tatil uzatılabilir mi? Böyle bir beklentin var mı? Uzatılabilir yani. Ben bekliyorum çünkü çok fazla arttı korona. Kapanmasını istemem ama uzatılırsa iyi olur. Peki o zaman sence eğitim yüz yüze mi devam etmeli bu şekilde yoksa yeniden uzaktan eğitime dönülmeli mi? Bence yüz yüze daha iyi, daha verimli geçiriyoruz. Yani online eğitimde o kadar verim alamıyordum ben. Çok bakamıyordum derslere. Öyle.